Merhaba, iyi günler. 13 Nisan 2023. Bu Mersin. Diktim, suladım. Harika bir çalıdır, harika bir ağaçtır. Bu da beyaz leylak. Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük kurtarıcının sevdiği çiçeklerden bir tanesidir. Bu da ayva. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Evet, şimdi bugün Mersin üzerine güzel bir çalışma yaptım. Onu paylaşmak istiyorum. Mersin çok yıllık ve yapraklarını dökmeyen bir çalıdır. Etrafımızda bol miktarda var. Bize ait bir bölgenin adı da Mersin Sege. Bölgeye de adını vermiştir. Bazı yerlerde Murt ismiyle anılıyor. 5 metrekare kadar boy olarak büyüyor. O zaman ne diyoruz biz ona? Mersin ağacı. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Meyvesi çiğ olarak yeniyor. Dileyen de pişirerek tüketiyor. Beyazı var bizde de ve siyahı var. İki rengi var. Dünyada da üç değişik türü var. Zafer ve egemenlik sembolü olarak yerleşmiş bir kültürü var. Dünyanın her tarafında tanınıyor. Roma İmparatorluğu'nun kamu alanlarında dikilen ilk resmi çalısı. Roma Şehir Devleti ile Sabine halkı arasındaki savaştan sonra barış gerçekleşiyor ve barıştan dolayı Venüs Tapınağı'nın bahçesinde bulunan Mersin çalısına altına bütün silahları gömüyorlar. Gömüldükten sonra barışın sembolü oluyor. İmparatorlar, zafer kazanan komutanlar, değerli devlet insanları Akdeniz'in etrafında, Anadolu'da devamlı olarak alınlarında, başlarında bu Mersin çalısını da törenlere katılıyorlar ve şehirlere giriyorlar o şekilde. Tütsü yapılıyor. Bahur, buhur, tütsü olarak da kullanılıyor. Tanrıça Venüs'ün uğurlu çalısı. Demek ki bir Tanrıça, kraliçe yanı da var. Daha sonraları Dionysos ve Afrodit'in de ibadet çalısı oluyor. Fırat Nehri'ni geçince bu kültür, orada da şarap tanrısının uğurlu çalısı oluyor. Bakus'un ve Herkül içinde. Aynı şekilde Mezopotamya kültürünü de, Kafkasya kültürünü de, Ön Asya kültürünü de etkilemiş bir bitki. Troya savaşlarındaki Aka birliğinin lideri Agamemnon'un mezarına Mersin çalısı dikilmiyor. Demek ki ödül olarak kullanıldığı gibi ceza olarak da yokluğu ile kullanılabiliyor. Şereflendirmiyorsun bir mezarı, Mersin çalısı dikmiyorsun. Şereflendirmek istersen bir tapınağı, bir yolu, bir köyü, bir şehri, bir mabedi, bir devlet binasını mutlaka bir Mersin dikiyoruz. Mersin yağının özelliklerinden bebeklere özellikle küçük yaşta uygularsanız ömür boyu bedenleri çocukların bu şekilde mersin kokuyor. Kadınlar saç boyası olarak da kullanılıyor. Şarabın içine aroma olarak mersin meyvesi konuluyor. Mersin yağı, Mersin orada iletişime geçiyor üzümle veyahut da diğer diyelim ki elmayla, bazı meyvelerle, armutla, aynı şekilde alkolüne, şarabına, içkisine geçiyor. Şerbeti de yapılıyor. Mersin şerbeti. Harika içimi olan ferah bir içecek. Şimdi bizim ile ilgili, sandığı ile ilgili, Çatalca ile ilgili de 3 tane bölüm var.
Birincisi, bu meydanımız bizim çocukluğumuzda düğünlerde ve milli günlerde Mersin çalısıyla süslenirdi. Bayrak direğine böyle Mersinleri getirirdik biz. Böyle boğum boğum bağlanırdı böyle yükseğe doğru. 1 metrelik ya da 70 santimlik çalıları düşünelim. 8-10 tane yaptın mı 2-3 metre olurdu. Böyle bağlanırdı. İkincisi, bizim köy düğünlerimizde bir bayrakçı başı olurdu. Düğün bayrakları. O kahveden erkekleri düğüne davet ederdi. Bazı komşu köylerden insanlar geldi mi köyün dışında tüfek atarlardı. Onlara da bir bayrakla, bir davul zurnayla gidilir, hoş geldin denirdi. Daha köye gelmeden orada karşılanırdı. Ve o zaman da o bayrak direğini genellikle kargıdan olurdu. Veyahut da ince uzun sağlam bir çaltı çalısından olabilir, dut dalından olabilir. Onların ucuna da mersin ve kuş dili dikilirdi. Böyle bayraktan yukarıya ve çiçekler, kirli gülsüm gibi ya da daha değerli çiçekler de oraya yapıştırılırdı böyle iple bağlanır demesine sıkı sıkı. Çünkü rüzgar alan bir bayrak olduğu için onu daha çok sıkarsın iple. Üçüncüsü, mezarlarımızda Arife günü ziyaret ederken mutlaka ve mutlaka mersin çalısı götürür. Mezar taşlarındaki o deliklere veya o kaplara, şimdi kaplarımız var, onlara mersin ıslarız. Bazıları da mezarlarda mersin çalısı dikerler ölülerimizin başına. Güzel bir bitki diktim. Bu sene mahsulde zannediyorum bir çiçeklenme yapmaz ama gelecek sene meyvesini yerken beraber yine sohbeti devam edeceğiz. Kolay gelsin, iyi günler. Teşekkür ederim.